Güncelli raporuna itiraz sürecinde itiraz ettiğiniz hastane veya sevk edildiğiniz hastane sizden ücret alıyor mu veya talep ediyor mu? Bununla ilgili bilgi almak için videomuza başlayalım ama önce sizlerden bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben bir yıl önce bu videoyu paylaşmıştım sizlerle. Bu videoda işte engelli raporuna itiraz nasıl yapılır, nasıl edilir? Ben de bu bilgiyi hem resmi gazetede yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile ilgili resmi gazetedeki ilana ve yönetmeliğe baktım. Hem de sağlık hukukçusunun YouTube'da paylaşmış olduğu videoyu baz alarak bu bilgileri öğrendim ve ben de sizlerle bu videoda paylaştım. Engelli Sağlık Kurulu raporunda itiraz ederken herhangi bir ücret maddesine ben karşılaşmadım doğrusu. Hani gözden kaçmış da olabilir ama ben karşılaşmadım. Çünkü ben sadece itiraz sürecine dikkat ettim. Ama bugün gelen bir yorumda bir arkadaşımız şöyle yazmış. Işıl Aker diye bir arkadaşımız yazmış. Engelli raporu için iyi hoş yardımcı oluyorsunuz ama ne Google'da ne de YouTube'da kimse engelli itirazı için hastanenin 350 TL istediğini söylememiş. Bugün gittim ve itiraz edemeden geldim. Şok oldum. Bu durum için üzgünüm gerçekten de. Hani bu bilgi gerçekten de mevzuatta da yer almadı. Hani resmi gazetede yayınlanan o itirazla ilgili maddede de yer almıyordu. Yani ücret kesileceğine dair. Ama ben mevzuat bilgi sistemine baktım. Yine o raporun yer aldığı bilgiye baktım. 17. madde bakın. Erişkinler için terör, kaza, yaralanmaya bağlı durum bildirir Sağlık Kurulu raporunu ücret. Bakın burada engelli ve engellilik yazmıyor. Ama onu kapsıyor mu onu bilmiyorum. Yani onu da kapsayabilir. Belki kapsıyordur. Burada terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir Sağlık Kurulu raporu. Burada engelli yazmıyor açıkçası. Yani burada şimdiki terörden, kazadan, yaralanmadan kaynaklı Sağlık Kurulu raporunu diyor bunu. Madde 17 diyor ki erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir Sağlık Kurulu raporunun ücreti ile bu durumların tespitine yönelik İşlem bedelleri kurumlarca karşılanır. Yani Sağlık Kurulu raporu aldığınızda bunu kurum zaten karşılıyor. Engelli raporunda da bu böyle. Engelli raporunda da bazılarına şöyle yazıyor. Hatta benim engelli raporuna nasıl başvuru yapılır videomda göreceksiniz onu. Orada da anlatmıştım. Bir madde vardı orada. Eğer ki verilecek oran %40'ın altındaysa sizden hastane ücret talep ediyor. Muayene ücreti. Ama değilse ücret talep etmiyordu. Öyle bir madde yer alıyordu. Bazen de öyle oluyor. Rapora itiraz edilmesi halinde. Bakın buraya dikkat. Rapor ücreti ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından karşılanır. Ama yine de bunu dikkat çekmek adına yine söyleyeyim. Tekrar edeyim. Bakın burada engelli veya engellilik üzerine bir bilgi yok burada. Yani engelli raporu için demiyor burada. Ha belki engelli raporunu da kapsama içine almış olabilir. Belki o da dahildir. Ama burada maddede yazmıyor engellilik veya engelli sağlık kurulu raporu. Burada öyle bir şey yazmıyor. Belki hastane buna dayanarak o ücreti talep etmiştir ama bununla ilgili herhangi bir engellilik üzerine İtiraz raporu ücreti alınmadığına dair bilgi buradaki yazıya göre görüyoruz. Hani engellilik üzerine değil yani. Buradaki rapor terör, kaza ve yaralanmaya bağlı. Durum bildirir raporu. Ama engellilik üzerine yazmıyor. Ama hastane buna dayanarak vermişse isterseniz gidin İl ya da ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı olduğunuz veya raporu aldığınız hastanenin bağlı olduğu ilçe sağlık müdürlüğüne gidin. Onlar size bilgi verecektir. Yardımcı olacaktır. Tekrar edeyim. Buradaki
Evet, rapor ücreti alınıyor. Yani itiraz ücreti alınıyor. Ama burada engellilik veya engelli sağlık kurulu raporu üzerine yazmıyor. Burada terör, kaza ve yaralanmaya bağlı diyor. Engellilik üzerine bir bilgi yok. Yani siz en iyisi gidip ilçe sağlık müdürlüğüne bu bilgiyi sorun. Muhtemelen onlar bu ücretin talep etmiş. Çünkü bunlar sizi sevk etmiş ya da sevk edildiğiniz, sevk edilen hastane bunu talep etmiş. Bunu bir bilgi almak adına müdürlüğüne sorun. Sağlık müdürlüğüne sorun. Onlar size yardımcı olacaktır. Ama burada mevzuatta yer almıyor. Ha, belki mevzuatta yer almıyor ama onu da kapsıyor olabilir. Böyle yani. Umarım bu bilgi işinize yarar. Eğer ki gerçekten de engelliler için de bu durum geçerliyse ve bu benim gözümden kaçmışsa hepinizden özür diliyorum tekrar. Ama burada madde açık. Açık ortada, her şey ortada. Burada engellilik üzerine bir bilgi yok. Engellilik durumu veya engelli raporu üzerine bir durumu yok burada. Bu sadece terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durumları bildiren raporlar için geçerli diyor. Herhangi bir şey yok. Ben bu mevzuatın linkini paylaşacağım arkadaşlar. Siz de bir göz atarsınız. Bir sağlık hukukçusundan da yardım alabilirsiniz. Veya en sağlıklı bilgiyi il ya da ilçe sağlık müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız, paylaşırsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımdan haberdar olmak adına bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.